Günaydın, mutlu sabahlar, sabah kahvesine hoş geldiniz. Kahvelerimizi aldık. Yine keyifli bir sohbet olmasını umduğumuz bir programla karşınızdayız. Şimdi kadına destek projelerini, kadın girişimcilerini, iş dünyasında kadın olmayı bu programda sıklıkla konuşuyoruz biliyorsunuz. Ama şimdi bugün programımızda özellikle kadına destek niteliğinde ilk programlardan, ilk örneklerden birisini konuşacağız. Önemli bir örneği konuşacağız. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Sayın Selen Kocabaş bizlerle ve şöyle bir geriye gideceğiz. Aslında takvimlerimizi geriye alarak diğer konuğumuzu anons edeceğiz. Çünkü bundan 15 yıl önce, neredeyse 15 yıl öncesinde Kardelen projesi başlamıştı. Ve bu Kardelenlerin, Turkcell'in Türkiye'nin ilk Kardelenlerinden diyebileceğimiz, şimdi artık Diyarbakır'dan çıkmış ve öğretmen olmuş bir isim. Mavile Akbudak bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok güzel bir hikaye. Sizin hikayenizi dinleyeceğiz aslında. Diyarbakır'dan çıkarak işte Türkiye'nin farklı yerlerinde de çalıştınız. Öğretmen oldunuz, Türkçe öğretmenisiniz. Farklı bu aslında detayları konuşacağız. Hayat hikayenizi anlayacağız diyelim, öğreneceğiz. Sayın Selen Kocabaş'la başlayalım. Şimdi siz hakikaten kadına destek noktasında ilk örnekleri hayata geçirdiniz. Evet, evet. Ve kurumların kadına desteği ve sosyal sorumluluk dediğimiz zaman aslında bu örnekleri sizinle konuşacağız. Ama genel olarak şöyle bir kadına destek dediğimiz zaman, evet, bir 15 yıl öncesine herhalde gidiyoruz ve Kardelen'i ilk olarak konuşmaya başlıyoruz. Evet, evet. Bu vesileyle, yani Mavile Hanım'ın da burada olması vesilesiyle nasıl başlandı kadına destek? 15 yıl önce belki neredeyse hiç konuşulmuyordu. Artık çok daha net konuşuluyor. Ama siz öncülerinden olarak ne söylemek istersiniz destek niteliğinde? Şimdi biz Turkcell olarak bulunduğumuz topluma baktığımızda değer yarattığımız kitlede hem kadınlarımız var hem erkeklerimiz var. Kadınlarımız ve erkeklerimiz toplumun her noktasında acaba eşit mi diye bakarsak öncelikle eğitim gündemledik. Ve eğitimde de kadınlara fırsat eşitliği, eşittir Kardelen. Bu bakış açısıyla belli bir yolculuğa çıktık. Dediğiniz gibi 2000 yılı tam 15 sene oluyor ve 15 senelik hayat hikayesine baktığımızda da 100 bin lira varan bursu vermiş vaziyetteyiz. Çok ciddi bir rakam. Her yıl binlerce kızımızı bu kapsamda eğitimle buluşturuyoruz. Çünkü Türkiye'nin toplam resmine baktığımızda eğitim ciddi bir gündem, ciddi bir problemimiz. 2.8 milyon okuma yazma bilmeyen vatandaşımız var. Ki bu vatandaşlarımızın içerisinde de 15 yaşın üzerindeki kadın popülasyonumuzun da %8.4'ü okur yazar değil. Çok çok ciddi rakamlar bulunduğumuz dünya koşullarında, bulunduğumuz Türkiye'mizde. Bir taraftan da kadın diyoruz ki aynı zamanda ailenin oluşmasında en önemli noktaların başında geliyor. Çünkü aile dediğimizde aslında çocuk var. Çocuğu hayata geçiren çocuğun kız ya da erkek gelişmesinde en önemli faktörlerin başında. Velhasıl bu yolculukta da kardelenlerimizin, Türkiye'nin dört bir yanına yaygın kardelenlerimizin yanında olmak, kardelenlerimizin elini tutmak, liseden mezun olmalarını, üniversiteden mezun olmalarını sağlamak, iş dünyasına katıldıklarını görmek. Ki Mavili bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. Baktığınızda birçok öğretmenimiz var, doktorumuz var, avukatımız var, iş hayatına katılmış kardelenlerimiz var. Diyoruz ki bizler bu tip örnek projeleri yaptık. Mavili gibi kadınlarımız hem aile bireyi aynı zamanda da istihdama, iş dünyasına katılıyor. Mavili yaptı, neden sen yapmayasın? Bu mesajlarla da toplumdaki bilinçlendirmeyi arttırarak yolumuza devam etmeyi bir öncelik olarak ajandamızda tutuyoruz. Şimdi tabii eğitime ulaşmanın zor olduğu illerden başladınız. Bu bölgelerden başladınız. Bunlardan örnek olarak da Mavile Hanım'a söylediğimiz için. Siz Diyarbakır'da
bundan 15 yıl öncesinde. Şimdi zamanla o kadar hızlı geçmiş ki. Yani kardelen dediğimiz zaman benim aklıma böyle bir en fazla 10 yıl geliyor ama 15 yıl. Demek ki hakikaten hızlı geçmiş. Siz tabii o zaman 15-16 yaşlarınızda lisede okurken size bir şekilde okulunuza ulaşıldı. Değil mi Diyarbakır'da? Evet. Biraz hikayenizi dinleyebilir miyiz? Nasıl oldu? 15 yıl önce lisede okuyorken ben daha 15-16 yaşlarındayken okulum beni çağırdı. Kimlik bilgilerimi istedi, kimlik bilgilerimi içeren bazı evraklar istediler ve bir burs verileceğini söylediler. O zaman çok inandırıcı gelmemişti. Yani çok böyle inanmayarak bazı evrakları toplayıp verdik birkaç arkadaşımla beraber. Ve sonrasında burs almaya başladım. Üniversiteyi kazandım, üniversite hayatımda da bursum devam etti. Tabii ki projenin tek ayağı burs değildi. Yönderlik basamağı da var aynı zamanda. Kırsal kesimden gelen bir insansınız. Üniversiteye başlıyorsunuz. Uyum sorunları yaşıyorsunuz. Bu noktada yönderlik projesiyle beraber Türkiye'de kendi alanında başarı elde etmiş kadınlarla destek veriliyor. Bu destek projede veriliyor. Hayata geçiriliyor. Evet. Telefon görüşmeleri yapıyorduk biz yönderlik projesiyle beraber. Yönderlik projesi dediğimiz aslında daha önce belli başarıya ulaşmış kişilerden deneyimlerini biraz daha artırmaları için bir şekilde onların hayatına katkı sağlamak için, çevrelerine katkı sağlamak için gerçekleştirilmiş ve sizin de faydalandığınız bir proje. Evet, proje. Benim yönderim Elif Argo. Üniversite hayatım boyunca haftada birkaç gün telefonla konuştuk. İşte sıkıntılarımı anlattım. Her seferinde bana dedi ki bunların hepsini ben de yaşadım dedi. Atlatacaksın dedi. Şu anda da görüşüyoruz. Hala onun hayat tecrübelerinden faydalanıyorum. Bu da şeyi gösteriyor. Yani proje sadece hani bir burs ve para vermek değil. Para zaten tek başına her sorunu çözemiyor. Manevi desteği çok önemliydi benim için. Aynı şekilde Turkcell de öyle. Turkcell meslek hayatında da elini benden çekmedi. Daha önce çalıştığım okullara okulun araç gereçlerini karşıladı, bilgisayar ihtiyaçlarını karşıladı. Bu anlamda hani proje devam ediyor. Hani kendimi projeden ayrılmış hissetmiyorum hala. Devam ediyoruz. Çevrenizde var mı? Yani Diyarbakır'da okuduğunuz okulda sizin gibi kaç kardeşiniz bu arada? Biz 10 kardeşiz. 10 kardeşsiniz evet, yani. 5 kız 5 erkek eşitlik var. Sayısal olarak eşitlik evet, var ama siz kadın olarak biraz daha sıyrılmışsınız bu destekle beraber kesinlikle, herhalde diğer kardeşlerinizden. Yani tabii ki annem babam okumamızı istiyorlardı ama 10 çocuk, babam emekli memurdu ve ben üniversitedeyken benimle beraber 5 kardeşim de okuyordu. 5 öğrenciydik ve babam memur emeklisi. Yani çok ciddi bir destek oldu. Yani demek aynı zamanda şey hani manevi destek de hani birileri kız çocuklarının okumasını istiyor ve bunun için yardımcı oluyor. Bunun aileler üzerinde de etkisinin olduğunu düşünüyorum ben. Hani okutmayacaklarsa bile okumaları yönünde teşvik edeceğini düşünüyorum. Evet, o manevi destek de oldukça önemli. Evet. Tabii ki maddi destek de oldukça önemli. Ama bir şekilde bu proje hayatınıza girmeseydi, yani okulda sizi bulmasalardı herhalde şu anda yaptığınız, şu anda Türkçe öğretmenisiniz. Evet, Türkçe öğretmeniyim. Ve işte ailenizi kurdunuz. İşte Mardin'de bildiğim evet, kadarıyla öğretmenlik yapıyorsunuz. Ama böyle bir destek olmasaydı hayatın çok farklı bir yönünde herhalde olacaktınız. Yani diğer yani, kardeşlerinizden kesinlikle. De örnek olarak belki. Kesinlikle çok farklı bir yerde olabilirdim. Şu anda benim öğrencilerim var, kız öğrencilerim. Hepsi birbirinden işte zeki, çalışkan öğrenciler ama o desteği hissetmedikleri için birçoğu zekalarına, yeteneklerine rağmen okuyamayacaklar belki de. Çünkü bu tarz projelerin artması gerekiyor. Hani Turkcell'in Türkiye'de tek olmaması gerekiyor. Alternatif projelerin üretilmesi gerekiyor. Evet, özel sektörün bu anlamda yaptıkları önemli yani sosyal sorumluluk açısından. Ne hissediyorsunuz böyle duyunca Türkçe öğretmeni olduğu, Diyarbakır'da ulaştığınız herhangi bir okulun öğrencisiydi. Bunun gibi 100 bin tane mi dediniz? Kaç evet, 100 bin burs. 100 bin burs var. Ne hissediyorsunuz? Çok enteresan. Sizin de çünkü bildiğim evet. kadarıyla kurumda, daha eskisiniz ama evet. kurumda evet. neredeyse Mavili Hanım kadar geçmişiniz var. Kesinlikle. Açıkçası hayaller gerçek oluyor. Bir takım şeyler kişisel olarak da aslında toplumsal olarak da kurum olarak da hayal kurmakla başlıyor, inanmakla başlıyor öncelikle.
o inandığınız şeyin arkasına efor koymanız çok önemli. O koyduğunuz eforun meyvelerini de görüyorsunuz. Türkiye'de birçok şey yapılıyor ama birçok şey bir seferlik yapılıyor. Sürdürülebilirlik çok önemli. Yani bu programdan siz de altını çizdiniz, 15 senelik bir program. Yani meyvelerini şu anda maviliği burada görmemizin temel nedeni 15 senedir bu program devam ediyor. Ve mavili gibi birçok kadınımız, güçlü kadınımız bu tip programlardan mezun oluyor. Toplamına baktığımızda demin iş dünyasındaki rakamlardan bahsettik. 2000'in üzerinde aslında üniversiteyi bitirmiş, iş dünyasına katılmış kadınımız var. Birleşmiş Milletler de 2010 yılında bu projeyi özel ödül olarak ödüllendirdi. Sonuçta Türkiye'nin gündemine baktığımızda, gündemin içerisindeki hele şu günlerde konuştuğumuz en kritik konulardan bir tanesi toplumsal cinsiyet eşitliği konusu. Bu perspektifle baktığımızda bunun kök nedenlerinden bir tanesi eğitim. Aslında Kardelen'le biz bu eğitim tarafındaki problemi, sıkıntıyı adreslemeye çalıştık. Mavi çok güzel bir noktaya değindi. Yani bu sadece bir maddi destek değil, bu aynı zamanda da bir manevi destek. Çünkü Türkiye satılına baktığımızda birçoğumuzun annesi babası iş dünyasından gelmiyor. Okumamış hatta, ailenin içerisinde çocuklarına bakıyor, ailenin geçimi içerisinde. Ve mavilinin yaşadığı deneyimleri daha önceden yaşamamış. O nedenle de mavilinin yaşayacağı, önüne çıkacak problemlerde danışacağı, görüşünü alacağı, benzer deneyim yaşamış kişilere deyip dokunması son derece kritikti. O nedenle de bu yönderlik programı aslında bizim için de böyle bir araya gelmeyi, güçlü kadınlarla, bir takım deneyimleri yaşamış kadınlarla, potansiyel güçlü kadınları buluşturduğumuz bir platform oldu. Tabii şu nokta da çok doğru. Bizlerin yaptığı, özel sektördeki şirketlerin yaptığı bu tip projeleri çoklamamız, yaymamız gerekiyor. Ki o damlayan noktalar bir göle dönüşsün, büyük bir etki yaratsın. Temelde Kardelen'le ilgili söyleyeceğimizin bir noktasını da şeyin belki altını çizmek lazım. Türkiye'yi Büyüten Kadınlar etkinliğimizin içerisinde Mavili ile sohbet etmeden önce Sabahat diye bir kadınımız var, kızımız var. Sabahat da bursla yurt dışında okudu. Kimya bölümünü okudu. Velhasıl olayı sadece de Türkiye içi ve Türkiye sınırları da diye düşünmemek lazım. Ya da sadece Kardelen'le de sınırlamamak lazım değil mi? Aynen öyle. Çok proje var. Sadece evet. Kardelen'le de sınırlamamak kesinlikle lazım. Şöyle düşünelim. Geçen gün bir araştırma vardı bu konuyla ilgili. Kadınların ekonomiye katkısı açısından bakıldığında kadınla erkek oranının aynı olduğu, yani %50-%50 olduğu ülkelerde %25 oranında büyümeye katkı sağladığı belirtiliyor. Yani işte %70-%30 olduğu zaman katkı daha az oluyor. Evet. Şimdi o yüzden bu projelerin ismi diyelim tamamına, toplamına baktığımızda ekonomiye güç veren kadınlar veya ekonomide ekonomiyi büyüten kadınlar diyoruz değil mi? Nedir kesinlikle bunun dışında? Yani o Kardelen'in ilk proje olduğunu göz önünde bulundurursak devamı niteliğinde neler yapıldı? Şöyle söyleyeyim, biz Türksel ailesi içerisinde iki tane temel kritik, yani kadın gündeminde iki temel kritik konu görüyoruz. Bir tanesi eğitim, ikincisi de aslında kadının ekonomik çarkların içinde yer alması ve kendi ayakları üzerinde durabilmesi. Bununla ilgili de 2012 yılında Ekonomiye Kadın Gücü, EKG programını başlattık. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı himayesinde. Orada TİSVA Vakfı ile birlikte aslında bu bir sosyal borçlanma, mikro kredi diyoruz. Çok küçük kredilerle kadınlar iş yapmaya başlıyor. Ama bu kredilerde ne kadar rakamlardan bahsediyoruz? Böyle 10 binler, 20 binlerden söz etmiyoruz. 700 liralar, 800 liralar, 1000 liralarla. Zaten kadınımıza baktığımızda toplumumuzda kadın ev içerisinde evet evle ilgileniyor, çocuğuyla ilgileniyor ama mutlaka bir ev, el işi yapan kadınımız var. Bunun ötesinde tatlı börek yapan kadınımız var. İşte bir Kayseri'ye gittiğimizde mantı yapan kadınımız var. Anadolu'yu gezdiğimizde de bunu çok net görüyoruz. Kadınlarımıza bu tip fonları verdiğimizde bu fonlarla kendilerine iş yapar noktaya geliyorlar. Mesela Kayseri örneğini verdim. Orada bir Kayseri mantı sahibi Hava Hanım'la sohbet ettik. Hava Hanım tam böyle evinde mantı yaparken Hava Hanım bu programı duyuyor. İlk 600 lira kredi alıyor.
yaptığı mantıları çevresindeki ufak esnafa satmakla başlıyor. Daha sonra o krediden aldığı mikro kredi ve sosyal borçlanma olduğu için onu geri ödüyor. Gidiyor bir daha fon alıyor. 1.000 liralık alıyor bu sefer. Ve geldiğimiz an itibariyle kendisinin mantı mağazası var. Yanında 6-7 kadına istihdam yaratıyor. Kendi minibüsü var. Minibüsüyle evinde olup evinden dışarıya çıkmayan kadınların yaptığı mantıları topluyor. Ve onu da farklı noktalardaki marketlere pazarlıyor. Hem istihdama katkısı, kendisinin de katkısı kesinlikle oluyor. Hem de çevresine de evet, bir şekilde katkısı oluyor. Evet. Çok güzel. Evet. Yani kadın elinin değmesi oldukça önemli. Aynen öyle. Şimdi Mavile Hanım, sizin de aslında bu hikayenizi dinleyerek gerçekten çok tüylerimiz de diken diken eden bir hikaye olması açısından söylüyorum. Etrafınızda hem bu maddi hem manevi destek, bunu gördükten sonra etrafınıza mutlaka bakış açısı da değişti. Bu tip projeler kapsamında mesela öğrencilerinize, Mardin'de öğretmenlik yapıyorsunuz, ne öneriyorsunuz? Oraya da mutlaka bu tip kurumlarında eli değiyordur diye tahmin ediyoruz. Ne gibi projeler olabilir? Ne gibi deneyimler kazandınız? Kesinlikle yani kız öğrencilerle ilgili projeler çeşitlendirilmeli diye düşünüyorum. Turkcell'in Kardelen bursuyla beraber daha önceden benim 100 küsur öğrencime de burs verildi. Onlar da şu anda okuyorlar. Biz öğretmenler, hani benim bir Kardelen kimliğim var, bir de öğretmen kimliğim var. Kırsalda çalışırken, köyde çalıştım ben. Şu an çalıştığım yer de daha yoksul insanların yaşadığı bir yer. Çocukları, kız çocuklarını okulla kazandırmada biz çok zorlanıyoruz. Çoğu devamsız gelmeyen çocuklar var. Devlet bir şekilde belli yaptırımlar yapmaya çalışıyor ama aileler olmuyor, ikna olmuyorlar. Bu anlamda projelerin çeşitlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve gerçekten çok başarılı, çok zeki kız öğrenciler var. Fırsat eşitliği olmadığı için onlar bir şekilde eğitimin dışında bırakılıyorlar, dışında kalıyorlar. Onların fark edilmesi, görülmesi gerekiyor. İşiniz zor aslında. Yani bulunduğunuz yer ve açısından da ve bu bahsettiğiniz ailelerin de aslında bir şekilde çocukları okula göndermek istemeyişi. Yani sizin de aslında işte hem bir öğretmen olarak hem bir kardelen olarak da buna ikna etmeniz açısından, elinizi taşın altına koymanız açısından işiniz de zor, göreviniz evet, de zor. Yani şey vardı, benim mesela köyde çalışıyorken burs için işte çocuklardan ben de belgeler istiyorum, Turkcell'e göndereceğim. Bir tane veli bana selam söylemiş. O hocaya selam söyleyin demiş. Yani istemiyor işte, tehdit ediyor bir şekilde. Ben mesela vazgeçmek zorunda kaldım. Hani sonuçta tek başınıza baş edemeyebiliyorsunuz bazı şeylerle. Yani demek istediğim, çok bu anlamda inatçı velilerimiz oluyor. Babalar var. Daha çok hani babalar diyebilirim. Eskisine nazaran biraz daha değişti mi acaba bu algı, yoksa aynı devam ediyor mu? Yani benim şu an bahsettiğim şu 10 yıl çıktı süre içindeki, evet, köyde çalıştım ben 3 yıl boyunca. Yani hani çocuklar çok başarılı, okumak istiyorlar, burs var ama veli okutmak istemiyor. Diyor ki ben istemiyorum diyor, kızım diyor okuyup senin gibi mi olacak? Hani onlara göre bu şekilde düşünen, hala bu şekilde algılayan veliler var ne yazık ki. Evet, bu açıdan manevi destek biraz daha belki ön plana evet, çıkıyor ve çevrenize bunu anlatmanız hatta açısından. Hatta şey var, hani biz şey yapmaya çalışıyoruz, hani okullarda velileri eğitmeye çalışıyoruz. Anneleri okula çağırıyoruz, işte babaları çağırıyoruz. Onlara değmek gerekiyor bir şekilde. Hani çocuklar zaten hani çok masumlar. Onlar tabii ki okumak istiyorlar. Tabii ki hayatları değişsin, bir şeyler değişsin istiyorlar. Ama işte anne ve babalara değmezsek biz çok da bir şey değiştiremeyiz diye düşünüyorum. Ulaşmak istediğiniz zaman, yani bu Kardelen örneğinden yola çıkarak farklı kurumlara da ulaşabiliyor musunuz? Yani benim böyle bir öğrencim var, manevi olarak da desteğe ihtiyacı var. İşte bu tip bir destek olunursa eğer okuyacak yani inanın, dediğiniz zaman. Ben şimdi çalıştığım okul için bir sürü yere e-mail attım. Hani işte drama yapmaya çalışıyoruz okulda. Okulun koşulları çok kötü. İşte çocuklar halı flex olmadığı için betona uzanıyorlar. Mesela rol icabı. Aradığımda gerçekten hani benim yardım isteğime cevap veriyorlar.
Bunu kurum içinde Selen Hanım başarmak da yani herkesin inanması lazım. Evet. Kurumdaki bütün yöneticilerin, çalışanların inanması lazım ki böyle bir projeye imza atasınız ve yıllardır aslında buna bir şekilde elinizin değmesi, bir şekilde bu projeyi başlatıp hayata geçiriyor olmak. Nasıl sıkıntı çektiniz mi yani anlattıklarından, Mavili Hanım'ın anlattıklarından yola çıkarak hakikaten zorlanıldığını da düşünüyorum. Evet. Evet, işin maddi kısmı ama manevi olarak sanki zorlanılmış gibi algıladım. Evet. Şimdi Türkcell'in içine baktığımızda belki bizim istihdam oranlarından biraz bahsetmekte fayda olabilir. Türkcell'de kadın erkek oranımıza baktığımızda %50-50. Hatta bizim şu anda Türkiye'nin dört bir yanına yaygın çağrı merkezlerimiz var ki Diyarbakır'da da çağrı merkezimiz var, Erzurum'da çağrı merkezimiz var, birçok noktada çağrı merkezimiz var. Çağrı merkezimizdeki bu oran 60'a 40. Yani 160'ı genç kadınlarımızdan oluşuyor. Keza yönetim seviyelerine baktığımızda da bu standart Avrupa'da dahi %20'ler civarındayken bizde %31 civarında bir yönetimde kadın duruşu, kadın vizibilitesi var. Bunu sadece şöyle de düşünmemek lazım. Yani kadına eşitlikin ötesinde iş dünyasında kadın ve erkek birlikte düşünüp işe değer yaratma. Birlikte düşünüp tamamlayarak sonuca gitme. Çünkü birçok araştırma şunu da gösteriyor. Kadınların kadın olduklarından dolayı farklı özellikleri, erkeklerin de farklı özellikleri var. Kadınlar çok daha kompleks zor işleri eş zamanlı olarak çözebilirken erkekler daha sonuca odaklı olabiliyorlar mesela. Bunların bir bütün harmanının iş sonucunda daha büyük değer yarattığı da bir gerçek. Şimdi bundan hareketle de sonuçta bir Türkiye'nin bütünündeki bir kadın gündemini bizim Türkcell olarak yaklaşımımız da bu perspektifle oluyor. Yani biz eğer burada toplamın içerisinde karar süreçlerinde kadın diye erkek diye değil birey olarak insan olarak yaklaşıp karar verdirtebiliyorsak bunu da toplumun azınlık olan noktalarında nasıl kadınları eşitlik seviyesine taşıyabiliriz? Buradaki fırsatları nasıl sağlayabiliriz diye de bakıyoruz. Dediğiniz gibi bu illa cebinizden çıkacağınız bir maddi yardım olmuyor. Bir okul açılıyor oluyor. Okulun açılışına kek yapmak da bir fayda olabiliyor. Katkıdır gidip, değil mi? Destektir. Aynen öyle. Açılışında ya da belli sınıflarda dönem dönem eğitim vermek de bir destek olabiliyor. Bu bakış açısını sürdürmeyi bir ön ilke olarak da kabul görüyoruz. Çünkü bizim mottomuzda da şu var diyoruz. İşimiz teknoloji ama asıl işimiz insan. Yani sonuçta toplamında baktığımızda bir insan grubu büyük bir yapı. Toplam 80 bin kişilik bir ekosistemle biz 36 milyon müşterimize hizmet veriyoruz. O temelde o insan güdüsünü kadın ve erkek bir düzlemde biz müşterimize yaşatamazsak başarı sağlamamızın imkanı yok. Şimdi ne dikkatimi çekti? Hemen söyleyeyim. Ben bu programa sabah kahvesi programına başladığımdan bu yana kısa da bir süre oldu. İşte kadın girişimci ya da kadın liderler, alanında başarılı kadınları bulmakta acaba zorluk çeker miyim diyordum. Hayır öyle olmadı. Evet. Aksine çok daha fazla oldu. Yani Mavili Hanım da bir örnektir buna. Siz de bir örneksinizdir. İşte ne bileyim ünlü bir isim de örnektir. Yani her alanda sanat, iş dünyası gibi liderler. Dolayısıyla aslında şöyle bir belki bundan 10 yıl öncesine, 15 yıl öncesine kıyasla hakikaten geldiğimiz yer önemli. Kesinlikle. Elbette aşacağımız mesafe var, gideceğimiz yer var ama hakikaten bu işin bu kısmı tam da bizim konumuzda sizin bu bahsettikleriniz olduğu için, tam da konumuza da uygun olduğu için oldukça önemli. Teknolojide, yani teknoloji şirketinde, daha doğrusu mobil uygulamalar kapsamında aslında bu bahsettikleriniz birçok kişinin birçok kişiye yine ulaşması için de örnek oluyor. Yani bakıyorum mobil uygulamalar var. İşte ne kadar maddi katkıya ihtiyacı var orada görüyorsunuz. Aynen. O gördüğünüze ya bir katkı sağlıyorsunuz ya da siz de orada bulunarak ben de kendi çapımda evimde bunları yapıyorum diyorsunuz değil mi? Nedir bunun örnekleri? Yani şöyle bir telefonunuza hemen girip bu desteği isteyebilirsiniz veya destekte olabilirsiniz. Evet, evet. Biz bu ekonomiye kadın gücü seferberliği kapsamında hatta ilk lansmanımızda cepte kalkınma seferberliği başlattık. Yani herkes için 5 lira belki çok önemli bir rakam değil. Ama küçücük 5 liralık bağışlarla demin bahsettiğimiz Gayserili Havva Hanım'ın mantı dükkanı açmasına destek olunabilir.
ya da oluşturduğumuz bu ekonomiye kadın gücü web sitemizde, dediğiniz gibi o web sitesine girip aslında kadınlarımız orada hem eğitim alabiliyorlar teknolojiyi kullanarak, hem de pazarlamayı da satış eğitimleri alabiliyor, hem de o platformun üzerinden mallarını pazarlayabiliyorlar. Ya da projelerini anlatıyorlar. Projelerini anlatıp, ha ben şu projeye ilgi gösteriyorum, bu projeye de şu kadar liralık borç verebilirim diyebiliyorsunuz. Bu o borçlar toparlanıyor. O kadınımız için bir fon oluşuyor aslında. Sonra kadınımız, ki bu bence çok önemli bir nokta, bunu hep TİSVA ile de konuşmuşuzdur. Kadınlarımız bu aldıkları borçları da hep düzenli şekilde ödüyorlar. Yani işlerini kuruyorlar, geliştiriyorlar. Devamında ödeyip tekrar tekrar sosyal borçlanma yapan kadınlarımız var. Bir kere alıyor, sonuçta belli bir harcama yapıyor. Ondan sonra çarklarını döndürüyor. Sonra onu ödüyor, bir kredi daha alıyor. Bu tip mikro kredilerle şu anda baktığımızda 68 bin civarında kadınımız var. Bu kadın sayımızı 100 binlere taşımak istiyoruz. Ki altını çizdiğiniz nokta çok doğru. Aslında teknoloji platformu bu kadınları bir yerde buluşturmak adına doğru bir adres olmuş oluyor. Çok büyük efor sarf edip, fiziksel hareket edip, belki caydırma noktasına getirmeden hem kadınları eğitiyoruz, hem o mecraya taşıyoruz ve isteyen herkes o mecradan destek olma fırsatını yakalayabiliyor. Şimdi örneklerini de gördük. Yani bu az önce bahsettiğiniz herhangi bir kek kurabiye yapmak da olur. Bir takı tasarımı da olur. Evet. Ne bileyim işte bahsettiğiniz mantı yapımı evet. da olabilir. Farklı farklı aslında aynen. projeler geliştirip kendi becerilerini bir şekilde mecralara yaymak. Ama örneklerinden bahsederken aslında şu dikkat çekici. Şimdi bunu yapıyorsunuz ama evinizde yapıyorsunuz. Bunu nasıl yayacaksınız? Bir şekilde ya bulunduğunuz ilde, ilçede ya da köyde gidip farklı etkinliklere katılacaksınız. Evet. Ama bu katılma da yetmiyor bir şekilde. Hı. Gidip internet ortamında da bunu bulmak. Herkes için geçerli midir? Yani benim şöyle bir fikrim var. Ya da ben el becerilerimle bunu yapıyorum. Hı hı. diyen herkes bu uygulamalardan faydalanabilir mi? Nedir? Ya da bunun için kriterler, şartlar var mıdır? Şöyle, faydalanabilir. www.ekonomiyekadıngücü/adresi bu bizim platformumuz zaten. O platformda kendini ifade edebilir, ne yapmak istediğini söyleyebilir. Ve buradaki projesini aslında görücüye çıkarabilir. Bunu o platform üzerinden hem ilgili vakfa hem de bizlere ulaşıp peşinden takip ettiği sürece belli bir destek alabilir. Ki rakamların bu adetlere gelmesinde de en önemli neden bu. Biz her yıl Anadolu'da birçok etkinlik yapıyoruz. Yaptığımız her etkinlikte de mutlaka EKG'yi etkinliğimizin bir parçası olarak kullanıyoruz. Daha çok teknoloji ve iş dünyasına yönelik bir etkinlik yapıyoruz ama etkinliğimizin sonunda diyoruz ki evet birçok firma var, birçok kurum var teknolojiyle işlerini dönüştürecek, değer katacak. Ama durun bir dakika, burada şöyle bir kadınımız var ki iki sene önce diyelim çocuğuyla evinde uğraşırken şimdi iki tane mağazası var, bakkal dükkanı var. Bakkal dükkanında diğer arkadaşlarına, çevresinden insanlara da istihdam yaratıyor. O gittiğimiz ve yaptığımız iletişimlerle de mümkün olduğunca geniş kitleleri bu havuza, bu platforma çekmek istiyoruz. Evet. Şimdi mesela o bahsettiğiniz yerler, yani Doğu, Güneydoğu Anadolu, eğitime erişmenin biraz daha zor olduğu, biraz daha aslında bu tip desteğe ihtiyaç olan yerler için. Örnek olarak hani orada yaşadığınız için, orada hani fikirlerinizi de sunduğunuz için Mardin'de bu tip işte ben şöyle bir ev işi yapıyorum, el işi yapıyorum, bunu hayata geçirebileyim diye bunu kullanabilecek, bu teknoloji altyapısını kullanabilecek kişiler var mıdır? Ya da bu farkındalığı siz yaratıyor Kesinlikle. Musunuz? Geçen hafta işte Kadınlar Günü'ydü. Mardin'de bir sürü Kadınlar Günü'yle ilgili etkinlik vardı ve bütün kadınlar sokaktaydı. Yürüyorlardı, işte konserlere katılıyorlardı. Hani olumsuz örnekler yanında olumlu şeyler de var. Bence kadınlar artık sokakta ve özgürlüklerini haykırıyorlar. Ve bunun karşısında ben hiçbir eril gücün kalacağını düşünmüyorum. Şeye gelince benim okulumun yanında ev yemeği yapan bir kadın var. Yeni açtı, küçük bir yer, küçücük. Yani masa, sandalye koyacak yer bile yok. Biz aç olmasak bile gidip oradan böyle pasta, kurabiye, börek alıyoruz ki katkı sunalım, devam etsin. Hani eve hapsetmeyelim kadınları.
okulda arkadaş, öğretmen arkadaşlarımızla beraber öğlenleri ya da işte boş derslerimize gidip onun işte yaptığı pastalardan, kurabiyelerden yiyoruz. Hani çok büyük bir yer mi? Değil. Eminim o da çok küçük bir meblağla başlamıştır buna. Böyle olumlu örnekler var ve tabii ki bölgede de ben bu anlamda katkı sunursa kadınların başarılı olacağını düşünüyorum, inanıyorum buna. Peki örneğin bu biraz önce Selen Hanım'la bahsettiğimiz o uygulamalar, yani internet üzerinden çeşitli mecralardan bunları uygularken, bakın işte siz kendi becerinizi bir şekilde Türkiye'ye hatta dünyaya bile yayabilirsiniz gibi herhalde önerileriniz de oluyordur. Projeden eminim ki birçok kadının haberi yoktur yani. En azından kendi velilerimi düşünüyorum. Hani okuma yazması olmayan ve tabii ki internet kullanmayan, cep telefonu, yani bunlar evet. Aslında şu anda benim aklıma şu geldi. Hani belki öyle bir proje yapabilirsiniz. Onları tanıtabilirsiniz bölgede. Hani daha böyle daha küçük şehirlere gidip cep telefonu kullanamayan, internet kullanamayan ama bir şeyler yapan, el becerisi olan kadınlar çok çok fazla. Onlara proje tanıtılabilir diye düşünüyorum ben. Ben mesela gidince velilerime şöyle bir toplayıp hani Türksel'in bu projesinden bahsetmeyi düşünüyorum. Evet, yani. Ya da internet ulaşımına olan yerlerde. Evet. Yani yeter ki orada internet ve farkındalık olsun. Aynen. Yani önemli olan farkındalık. Bir şekilde kendi emeğinin Türkiye'ye, farklı illere, belki dünyaya açılacağını biliyor olması gerekiyor. Ama internet o kullanımı da özellikle evet. Bu Mavil Hanım bahsettiği yani Doğu, Güneydoğu, Anadolu gibi iller, daha kalkınma konusunda kalkınacak iller diyelim daha doğrusu. Herhalde yaygınlaştı ama yeterli mi? Nasıl görüyorsunuz? Yani veriler ne gösteriyor bize? Şöyle açıkçası biz EKG programına başladığımızda 2012 yılı içerisinde öncelikle dedik ki bu kadınlara fiziksel olarak ulaşalım. Yani Mavi'nin bahsettiği problemleri de düşünerek sonuçta internete erişim ya da mobil ortamdan ulaşmanın sıkıntısı diye. Yaptığımız ziyaretler birçok ilde eğitimler verildi. Yani bir mikro kredi nedir? Sosyal borçlanma nedir? Sen kendini tanıyor musun? Hangi alanlarda ne yapabilirsin? Bu yaptığın şeyleri pazarlamak için sana eğitim versek katılır mısın? Bu yaptığımız eğitimlerden sonra aslında şunu gördük. Çok hızlı bir şekilde kadınlarımız, yani bence burada erkek kadın diye de ayırmamak lazım. İnternete kullanmaya çok meyilliler ve çok çabuk öğreniyorlar. Ve ondan sonra biz bütün eğitim içeriklerini tamamen internet üzerinden verir hale geldik. Fiziksel olarak ilgili noktalara gitmek değil, TISVA'nın tabii belli noktaları var. Fakat bunun ötesinde şu anda platformun içeriğinden bir kadın nasıl bir ürününü pazarlayabilir, kendisini nasıl anlatabilir, nasıl kredi alabilir? Bu platform doğru adres. Bu platformu da tabii bizim kurum olarak bir gücümüz var. Başta da konuştuk. Türkiye'deki birçok kurum, bizim yaptığımız aslında o denize bir deniz yıldızı atmak. İstiyoruz ki birçok kurum da benzer deniz yıldızlarını atabilsin. O yüzden bunları paylaşıyoruz, anlatıyoruz, gittiğimiz platformlarda konuşuyoruz. Çünkü şöyle bir veri var. Yani Türkiye'yi büyüteceksek, Türkiye'yi 2023 hedeflerine hazırlayacaksak, en önemli gündemlerimizden bir tanesi istihdam. Şimdi istihdama da baktığımızda erkeklerin istihdama katılım oranı %75'lere geliyor. 71-72'lerde. Kadınlara baktığımızda ise %30'lar civarı. Evet. Şimdi biz ne yaparsak yapalım erkekleri %75'e hadi çıkarttık. 5 puan daha arttırdık. Kadınların oranını 2 katına katlamadığımız sürece, %60'lara getirmediğimiz sürece, ekonomik çarklara katmadığımız sürece o tanımladığımız büyüme hedeflerini gerçekleştirmemiz mümkün değil. O yüzden de bulduğumuz her noktadan ekonomik çarklarına katılabilecek, ayakları üzerine yer alabilecek, para kazanabilecek kadınlarımızı kazanıyor olmamız gerekiyor. Evet, yani bunun gururunu yaşamak da oldukça önemli. Yani biz bu programı yapıyoruz. Bir kadına bile ulaşabilmiş olmak aslında bu evet. Program vesilesiyle oldukça önemli. Sizin hikayenizi de dinleyerek belki bu şekilde ya okurken destek almak, maddi ya da manevi ya da işte biraz önce bahsettiğimiz o belli becerilerle ön plana çıkmak açısından. Şimdi çevrenizde size nasıl bakılıyor? Bunu da merak ediyorum. Şöyle bir toparlayalım. Aslında 10 çocuklu bir ailenin çocuk olarak 5 kız 5 erkek dediniz.
Diyarbakır'daydınız. Aileniz bir şekilde okumanıza daha açık olduğu için, yani biraz önce verdiğiniz evet. örneklerden yola çıkarak öyle bir engeliniz de yoktu. Hmm. Ve bu şekilde işte öğretmen oldunuz. Bu hayatınız boyunca, yani 15 yıl boyunca bu destekten de faydalandınız ve bu faydayı hala sürdürüyorsunuz ve etrafınıza faydalı olmaya çalışıyorsunuz. Dolayısıyla acaba nasıl bakılıyor? Yani siz şimdi işte Mardin'de öğretmenlik yapıyorsunuz ama burada televizyonda söyleşiye de katılıyorsunuz ve etrafınızda bir şekilde hani örnek olması açısından, biraz önce Selin Hanım dedi ya, birisi yaptı ben niye yapmayayım, Mavile Hanım yaptı ben niye yapmayayım gibi. Evet. Görüyor musunuz çevrenizde? Kesinlikle. Şimdi ben bundan 5-6 ay öncesine kadar İstanbul'da çalışıyordum. Şimdi Mardin'e tayin oldum. Okula başladığım gün işte müdür araştırma yapmış benimle ilgili. Gelir gelmez dedi ki, hocam dedi, siz normal bir öğretmen değilsiniz. Dedi, biz sizden çok şey bekliyoruz. Daha önceki işte okullarınızda bir sürü şey olmuş, bilgisayarlar alınmış, okulun boyası badanası yapılmış. Biz de aynısını istiyoruz dedi. Ve yani o anki tavrından tabii ki hani diğer insanlardan daha farklı bir konumda olduğumu hissediyorum, hissettim. Ben şey düşünmüyorum. Beklenti fazla olmuyor. Ben tabii ki bir şeylerin değiştiğini bir kere kendi hayatımdan gördüğüm için, hani böyle gördüğüm olumsuzluklarda hemen böyle kimi arasam işte müdahale etmeye çalışıyorum, müdahil olmaya çalışıyorum. Bu anlamda hani iş ortamında biraz daha bu gözle bakıyorlar. Kardelen işte, hatta şey diyor arkadaşlarım, sen işte orijinal kardelen misin? Böyle enteresan. Taklitleri de var. Sanki taklitleri varmış gibi. Evet, enteresan ama farklı farklı illerde çalıştınız siz. Yani... Evet, ben Diyarbakır, İstanbul, Mardin. Evet, hepsini gördünüz. Üçü de evet. Farklı kültür, farklı sosyoekonomik yani potansiyel. Şeyi gördüm, yani çocukların gördüm. Farklı farklı çocukları, İstanbul'daki çocukları, işte Mardin'deki, Diyarbakır'daki köyde yaşayan, şehirde yaşayan çocuklar. Yani hepsinin kendine göre avantajları, dezavantajları var. O köydeki çocuğun da kendine göre avantajları var. Çok daha sağlıklı büyüyorlar. Ama bir sürü imkandan da yoksunlar. İşte hiç sinemaya gitmiyorlar. Ne bileyim, ya da bir tiyatro izleme şansları olmuyor. Ama şehirdeki çocuklar da şeyler, hani her şeyi buluyorlar, tüketiyorlar ama işte tüketmeyi öğreniyorlar. Yani evet. Kıyaslıyorum tabii ki. Ben bu anlamda hani bir kardelen olarak sorumluluk hissediyorum. Özellikle böyle öğrencilerime karşı, kız öğrencilerime karşı, çalıştığım okullara, kurumlara karşı bir şeylerin değişebileceğine inanıyorum. Hepimizin bir sorumluluğu var. Kim ne yapabiliyorsa bu anlamda taşın altına hepimizin elimizi koyması gerekiyor diye düşünüyorum. Ne öneriyorsunuz peki? Ve bundan sonraki hedefleriniz açısından, yani siz tabii ki öğretmen oldunuz, evlendiniz de bildiğim evet, kadarıyla, evlendim. Eşiniz de doktor, aha, değil evet. mi? Ve bundan sonrası için hep bir şekilde faydalı olmaya, etrafınıza, öğrencilerinize yararlı olma gibi bir hedefiniz var. Ben şurada olmayı umuyorum ya da şu kadar kişiye destek sağlamak gibi bir amacım var diyor musunuz? Çok ya da biraz isterim. Zamana mı bıraktınız? Yani çok isterim. Şu anda hani böyle çok uzun vadeli tabii ki hedeflerim yok ama şu an okulumda mesela bir drama atölyesi yapılmasını, drama atölyesi olmasını çok istiyorum mesela. İşte kız öğrencilerimin okumasını çok istiyorum. Okulumun çok amaçlı bir salonu olmasını çok istiyorum. Bunların hepsi şey, hani benim isteklerim tabii ki, ne kadarını ben belki vesile olabilirim. Bilmiyorum ne kadarına vesile olabilirim ama... Öğretmenliği uzun süre yapmak istiyorum. Yani çocuklarımın başarısını görünce bir 50 yıl, 100 yıl daha bu işi yapabilirim diyorum. Evet, bu önemli. Hakikaten fayda evet. sağlamak açısından. Amacın, yani hedefin çocuklara, özellikle okuma imkanı çok da fazla olmayan kız çocuklarına yönelik yarar sağlama, fayda sağlama evet. olduğunu duyunca hakikaten... Kesinlikle. Yani şey gibi, yani hani öğretmenliğin böyle maddi... çok bir şey yok ya da çok böyle çok takdir de edilmiyorsun yani. Sadece şey, bir çocuğun bir tebessümü, işte iyi bir yere geldiğini görmek, bunlar motive ediyor bizi. Bunlar bir yerlere getiriyor. Tabii ki şey, çok da değişen bir şey olmuyor. Evet. Ne öneriyorsunuz? Hala bu proje devam ediyor değil mi? Yine farklı tabii. illere gidiyorsunuz, okullara belki yeni kardelenler yetiştirmek evet. ve onların da ileride Mavile Hanım gibi farklı alanlarda başarı sağladığını görmek
Yine böyle bir hedef ve bu şekilde okullara dağılarak bunu gerçekleştirmek için elinizden geleni yapıyorsunuz. Evet, yani Kardelen programımız, projemiz devam ediyor. İlk başta da altını çizmeye çalıştım. Yine binlerce kardelenimizin yanındayız, destek olmak istiyor. Çünkü en güzel şey meyvelerini görebilmek ve yaratılan değeri açıkçası izleyebilmek. Mavili gibi birçok güçlü kadınımız var şu anda. Ve bu kadınlarımız da işte gerçek kardelenler olarak toplumda bunu birer örnek, rol model olarak Türkiye'nin birçok ilinde ihtiyacı olan noktalarda gündemlerinde taşıyorlar ve en kritik nokta bilinçlenme, sosyal bilinçlenme. Kardelenlerimiz bu böyle geldi, böyle gider değil. Ha, ben bunu yapabiliyorum. O zaman ben eğitim aldım, öğretmen oldum ya da ben eğitim aldım, avukat oldum. Bulunduğum ortamı da değiştirebilirim. Şimdi Mavili'yi dinliyoruz. Mavili ne diyor? İşte drama salonumu düzeltmek istiyorum. Çok amaçlı salon yapmak istiyorum. Çünkü çocukların daha iyi, daha farklı ortamda eğitim almasını istiyor. Farklılaştırmak istiyor. Onlara destek olmak istiyor. Onların başarılarıyla gurur duyacak. O yüzden bunları yaşamış kişiler ben bu ortamı da nasıl değiştiririm, nasıl yaşatırım diye o inançla, o arzuyla bunun peşinden koşuyorlar. Biz de o arzuyla, inançla bunların peşinden koşan başarılı kadınlarımızın arkasında olmayı hedefliyoruz, devam ediyoruz. Evet, ne öneriyorsunuz? Hem destek bekleyen kadınlar için ya da eğitime ihtiyacı olan, eğitimin bir şekilde ulaşılması gereken kızlarımız için, hem de ben destek olmak istiyorum, bir evet, parça da olsa diyenler için önerileriniz nelerdir? Her iki programda da, yani hem Kardelenler bacağında hem de Ekonomiye Kadın Gücü bacağında burada ilgili platformlarımız var zaten. Zaten internete ulaşmak çok kolay, mobil uygulamalardan da. Aynen öyle. Birlikte çalıştığımız sivil toplum kuruluşları zaten ortada. Bize ulaşmak isteyenler zaten hani buralardan çok net ulaşabilirler, ulaşıyorlar da zaten. Yani kadın gündemi, ülkenin gündemi, sonuçta sivil toplum kuruluşlarının, özel sektörünün, kamunun, üniversitelerin, eğitim hayatının gündemi. Bu, o bilinçlenmeyle birlikte nasıl ileriye taşırız, buna birlikte değerlendiriyor, birlikte bakıyor olacağız. Siz ne öneriyorsunuz? Hem iş sahibi olmak isteyenler, hem girişimci olmak isteyenler veya fikrim var diyenler etrafınızda gördünüz. Tabii ki siz diyeceksiniz ki şimdi ben zaten elimden geleni yapıyorum kız çocuklarına özellikle destek olmak açısından elbette, ama bu tip uygulamaları, bu tip işte farkındalık yaratmak açısından ne yapsınlar? Yani bizi izleyenlere ne tip önerileriniz olabilir? Bir kere ben şey istiyorum, yani bir süre kadının gündemimizden düşmemesini istiyorum. İşte Özgecan cinayeti biliyoruz hepimiz. Onun üzerine 8 Mart Kadınlar Günü. Bir süredir biz kadınları konuşmaya başladık. Aslında bu bizim kanayan yaramız toplumumuz için. Ama çok böyle hani zaman zaman hatırladık kadınları. Sık sık konuşmaya başladık. Belki Kadın Bakanlığı kurulabilir. Böyle bir tartışma yürütülüyor sanırsam. Bu tarz hani devletin tabii ki bu anlamda politika belirlemesi çok önemli diye düşünüyorum. Ve kadınlar, hani biraz önce Seren Hanım kendi hayatından bahsetti, iş dünyasından. Yani benim gözlemlediğim kadınlar hep böyle erkeklerden daha yetenekli ve daha çok çaba harcayınca bir yerlere gelebiliyorlar. Bu olmamalı yani, ne yazık ki. Hani daha yetenekli ve daha çok çabalarıyla değil de pozitif ayrımcılık diyoruz. Bunun bence iş dünyasında işte ya da kamu sektöründe her yerde yapılması gerekiyor. Eğer ki bir iş yerine başvuran bir kadın bir de erkek varsa, bence en azından bizim ülkemizde kadın erkek eşitliği sağlanana kadar kadına öncelik verilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Evet, şimdi biraz önce bir araştırmadan bahsetmiştik. Yine farklı bir araştırmada şunu söylüyor. Birçok liderlik özelliğinin büyük çoğunluğu kadınlardaymış. Bunu da öğrendik. Yani bu liderlik derken hani illa bir iş yerinde yönetici olmak veya iş hayatında olmak değil. Evet. Yani bir öğretmenin, Mavili Hanım'ın da aynı şekilde bazı projelere liderlik etmesi ve çocukların öğrenim, eğitim hayatında
bir şekilde faydalı olmak açısından, liderlik etmesi açısından. Bu oldukça önemli. Yani bu mesajları da veriyor olmak çok önemli. Çok teşekkür ediyorum ben. Hem sizin bu projeniz sosyal sorumluluk açısından gerçekten önemli, devam ediyor. Meyvelerini gördünüz. Meyvelerini görmek belki biraz daha elinizi taşın altına koymanız için cesaretlendiriyor. Sizin de aynı şekilde. Hikayenizi dinlemek çok güzeldi, çok keyifliydi. Farklı kişilere de dediğimiz gibi aslında bir kişiye bile örnek olabilsek ne kesinlikle, mutlu bize kesinlikle diye düşünüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet, programımızı noktalıyoruz. Sabah kahvesinde yine farklı bir konuya ele alalım istedik. Yine kadın girişimi, kadınlara yönelik aslında istihdam ve kadınların liderlik etmesi konusunda birçok mesaj vermek istedik. Umuyoruz ki faydalı olduk, umuyoruz ki keyifli olduk. Çünkü biz farklı hikayeleri dinlemeyi seviyoruz. Hem kadın liderleri, hem bir şekilde girişimci olanları, girişimci olmak isteyenleri dinliyoruz programımızda. Yine farklı isimlerle, farklı programlarda birlikte olmak dileğiyle sabah kahvesi izlemeye devam edin diyelim. Şimdilik hoşçakalın.